Orta Çağ'da dünya. Arkadaşlar 1200'lü yıllarda Avrupa siyasi haritasının genel durumuna baktığımızda Avrupa'da birçok farklı siyasi oluşumun bir arada bulunduğunu görebiliyoruz. Peki hocam biz bunu nereden anlıyoruz? Haritadan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın mesela Alman krallığı var. E burada Knezlik var. E baktığınız zaman imparatorluk var, hanlık var. Demek ki 1200'lü yıllarda Avrupa'da birbirinden farklı siyasi oluşumlar, siyasi organizasyonlar bir arada, bir arada bulunmaktaymış. Hocam bu sayfadan soru çıkar mı? Tabii ki de çıkar arkadaşlar. Böyle bir harita verip bu harita üzerinden bize soru sorabilirler. Der ki yanda 1200'lü yıllarda Avrupa'daki siyasi oluşumları gösteren bir harita yer almaktadır. Bu haritaya bakılarak ve tarihi gerçekler dikkate alınarak Orta çağdaki siyasi durum ve yapılanmalar hakkında aşağıdakilerden hangisi savunulabilir diyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Farklı tarzda siyasi yapılanmalar var mı? Evet var. Bakın burada krallık dedik, knezlik dedik, hanlık dedik. O halde doğru cevabımızı A seçeneğinde ulaştık. Şimdi diğerlerine bakalım. Roma İmparatorluğu kurulmak üzeredir diyor. Burada herhangi bir tarih vermemiş harita üzerinden ulaşamayız. Kavimler göçü henüz gerçekleşmemektedir diyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Zaten sadece bu haritadan kavimler göçü oldu olmadığı bilemeyiz. Ama kendi bilgilerimizi kullanarak buna ulaşabiliriz. Monarşik yapılanma tercih edilmemiştir diyor. Bu da yanlış. Bakın bir sürü krallık varsa demek ki monarşi var. O zaman eliyoruz. Şehir devleti şeklinde yapılanma yaygındır diyor. Arkadaşlar şehir devletleri halinde değil normal devlet halinde krallık halinde yapılanmalar vardır. O halde yanlış olan seçeneğimiz A seçeneğidir. Orta çağda siyasi yapılar konusuyla başlayalım. İlk başlığımız feodalite. Nedir bu feodalite? Feodalite dediğimiz şey güçlü lordların egemen güç kabul edildiği, zayıfların kendilerini efendilerine teslim ettiği bir toplum yapısıdır. Şimdi ilk başta gözünüzde bir şey canlanmamış olabilir. Biz bunu biraz daha somutlaştıralım o halde. Feodalite denilen şey nasıl ortaya çıkmış biraz bu süreçten bahsedelim. Şimdi arkadaşlar hemen ufak bir harita oluşturalım. Burada Hunlar var. Burası Hunlar olsun. Hunlar neredeydi? Asya topraklarındaydı. Arkadaşlar, Hunlar kavimler göçüyle birlikte batıya doğru Karadeniz'in kuzeyinden göç edecekler. Ve göç ettikleri yerlerde yol üzerinde barbar kavimler var. Bakın Hunlar göç ederken barbar kavimleri görecekler ve onları da arkalarına katıp kovalayacaklar ve onlar da batıya doğru göç edecek. Hocam Batı'da yani Avrupa'da ne vardı? E, Avrupa'da da Roma İmparatorluğu var arkadaşlar. Roma İmparatorluğu barbar kavimlerin gelmesiyle birlikte ne oldu? İkiye ayrıldı. Doğu Roma ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye bölündü. İşte biz bu olaya kavimler göçü diyoruz. Bakın arkadaşlar feodalite denilen şey kavimler göçüyle başlayacak bir nevi. Bakın önce kavimler göçü olacak. Ardından Batı Roma İmparatorluğu yıkılacak, kaos ve ölüm ortamı ortaya çıkacak ve en son olarak da böylelikle de feodalite ortaya çıkacak. Şimdi gelin birlikte bu olayı daha çok somutlaştıralım. Şimdi bu atımız e, Türkler olsun, Hunlar olsun, bunlar da barbar kavimlerimiz olsun, bu da Roma İmparatorluğu olsun. Şimdi arkadaşlar bakın, Hunlar kavimler göçüyle birlikte Batıya doğru geldiğinde karşısında Barbar kavimleri görecek. Hani bu Angıllar, Saksunlar, Ostrogotlar, Vizigotlar gibi barbar kavimler vardı. Ve bu adamlar Türkleri atın üzerinde gördüğünde inanılmaz korkacaklar. Hayatlarında at görmemişlerdi buradaki insanlar. At başlı insan zannedecekler bunları. Ve bu barbar kavimler öyle bir kaçacaklar ki arkadaşlar batıya doğru hop ne yapacaklar? Roma İmparatorluğu ikiye bölecekler. Artık Doğu Roma ve Batı Roma İmparatorluğu var. Şimdi hocam iyi de bu kavimler göçünün feodalitenin kurulmasıyla nasıl bir alakası var? Şimdi gelin o bağlantıyı kuralım. Şimdi bakın feodaliteden önce, bu göç hareketlerinden önce Avrupa'da huzurlu bir ortam vardı. İnsanlar can güvenliğinden endişe etmiyorlardı. Ama ne zaman ki bu olay yaşandı, Avrupa'ya böyle birçok kavim birden girdi. İşte o an Avrupa'da bir kaos ortamı çıktı. Hatta Roma İmparatorluğu dayanamadı ve yıkıldı. Şimdi bakın kavimler göç oldu. Roma yıkıldı. Artık kaos ölüm ortamı olmaya başladı. İnsanlar canlarını ve mallarını koruyamayacak hale geldikleri için endişe duymaya başladılar. İşte tam da bu sırada feodalite ortaya çıkacak. Hocam nasıl ortaya çıkacak? Feodalite dediğimiz şey böyle kaleler var arkadaşlar kalelerin etrafını surlarla çevirmişler. Ve bunun başında da bir kim var? Derebey ya da Feodal Bey de derler. Arkadaşlar Feodalite'nin diğer adı Derebeylik. Bunu da unutmayalım. Şimdi bu adam diyecek ki dışarıda bulunan halka. Bunlar korkan halk olsun. Can ve mal güvenliği yok bu insanların. Korkmuşlar ve kendi güvenliklerini sağlamak istiyorlar. Bu adam diyor ki ben sizin güvenliğinizi sağlarım. Kalemin içerisine, surların içerisine alırım. Ama bir şartım var. Benim için çalışacaksınız. Bana hizmet edeceksiniz. Benim için üreteceksiniz. Bana vergi vereceksiniz diyecek. E bu insanlar da ölmektense tabii ki de senin için çalışırım diyecekler. Ve bunun isteklerini kabul ederekten ne yapacaklar? Bu surların içerisine sığınacaklar. Böylelikle feodalite sistemi ortaya çıkmış oldu. Hemen önümüzü açıyoruz. Demek ki güçlü lordlar egemen güç kabul ediliyormuş. Zayıfları yani buradaki halkı kendilerine, efendilerine teslim eden bir toplum yapısı oluşturmuşlar. O zaman Lord bu, Derebey bu, ezilen halk bu. Can güvenliğini sağlamak için buraya sığınmışlar. Peki burayı güvenli kılan şey neymiş? Tabii ki de etrafının surlarla çevrili olması burayı son derece güvenli kılmıştır. Avrupa'da kaos ortamının çıkmasına sebep olan olay nedir derlerse o zaman kavimler göçü ve sonucunda Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasını söylemeniz gerekiyor. Özellikle halk Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılma süreciyle birlikte kıtlık gibi problemler yaşayacaklar. Savaş korkusundan ötürü can ve mal güvenliğini artık endişe içerisinde görecekler ve o yüzden feodal beylere sığınacaklar. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Feodalitede aynı zamanda toplumsal tabakalaşmada vardır. Şimdi şöyle düşünün. En üstte bir kral var. E aynı zamanda soylular var. İşte derebeyler var. İşte atıyorum köylüler var. Köleler var. Bu şekilde bir toplumsal tabakalaşma oluşmuştur. Bakın feodalite sistemi var demiştik. Bu sistemde buradaki insanlar aslında temelinde krala bağlıdır. Yani feodalite sisteminde güç krala aittir. Mutlak güç ve otorite kraldır. Kral siyasi otoritesini mutlak sadakat koşuluyla birlikte ne yapmış? derebeylerine bırakmıştır. Ancak bu feodalite sistemiyle birlikte kralların papucu da zamanla dama atılmaya başlayacak. Feodalitenin ortaya çıkmasıyla birlikte artık doğal olarak Avrupa'da birliği, bütünlüğü, merkezi siyasi otoriteyi engelleyen bir unsur oluşmuştur. Bu unsurun adı feodalitedir. Eskiden sadece kral vardı, krala bağlıydı. Ama artık öyle küçük küçük e, ...derebeylikler oluşmaya başladı. Yani siyasi otorite, merkezi otorite bozulmaya başladı. Peki hocam bu feodalite sonsuza kadar devam mı ediyor? Hayır. Bunun güç kaybetmesinin iki tane sebebi var. Birincisi Haçlı Seferleri, ikincisi ise Barut. Arkadaşlar Barut'un icat edilmesiyle birlikte... E, ...bu surların yıkılabileceği anlaşılınca... ...artık bu sistem yok olma süreci içerisine girecek. Hocam Haçlı Seferleri'ne ne alakası var? Bakın Haçlı Seferleri'ne buradaki derebeyler katılıyor. Birçoğu sefere gidiyor ölüyor dönemiyorlar. O yüzden feodalite sistemi Haçlı Seferleri ve Barut'un icat edilmesiyle birlikte yok olma süreci içerisine girmiş ve bir süre sonra da yok olmuştur. Feodalite sistemin ortaya çıkış süreci bu şekildeydi. Orta çağda gücün meşruiyet ve maddi kaynaklarına baktığımızda zaten bir önceki konumuzda orta çağda egemen olan siyasi yapılanmanın adını söylemiştik. Bu yapılanmanın adı neydi arkadaşlar? Feo Dalite ya da diğer bir ismiyle e, derebeylikti arkadaşlar. Hemen hatırlayın Feodalite'de toplum tabakalaşmıştı yani sınıf ayrımı vardı. Bakın en üstte kim var? E, Kral var, e, soylular var, askerler var, köylüler yani köleler de bu bölgede bu bölümde yer alıyor. O zaman şöyle bir haritayı şöyle bir resmi bize verirlerse ne sonucu ulaşmamız gerekiyor? Feodalite'de ne yokmuş? Eşitlik yok arkadaşlar. Böyle bir görsel verdikleri zaman bizim yapmamız gereken yorum bu. Tabakalaşma varsa, sınıf ayrımı varsa eşitlik yok. Peki hocam bu konudan nasıl soru çıkar? Gelin çözelim. Haçlı seferleri sonucunda Avrupalılar tarafından öğrenilen barutun ateşli silahlarla kullanılması Avrupa'yı siyasal yönden etkilemiştir. Ateşli toplar sayesinde feodal beylerin şatoları yıkılmış, derebeylik rejimi zayıflamıştır. Derebeylik rejimin zayıflamasıyla Avrupa'da hangi siyasal yapılanmalar güçlenmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar normalde feodalite sisteminde en başta bulunan kişi kime bağlıydı? E, krala bağlıydı. Ancak bu feodal beyler, derebeyler, beyler, lordlar e, bir süre sonra güçleniyorlar ve kralların sözünü dinlememeye başlıyorlardı. Ama soru da diyor ki artık bunların surları yıkılmış, şatoları yıkılmış. O zaman artık bunlar gittiğine göre güç ve otorite kime kalacak? Tabii ki de tekrardan krala kalacaktı. O zaman şıklara baktığımızda mutlak krallar, feodal beylerin ortadan kalkmasıyla birlikte tekrardan eski güçlerini, kudretlerine kavuşmuşlardır diyebiliriz. O halde doğru cevabımız C seçeneğidir. Orta çağdaki siyasi yapılar hakkında biraz bahsedelim. Özellikle orta çağda döneme damgasını vuran güçlü devletlerden kısaca biraz bahsedelim. Mesela en batıya baktığımızda burada güçlü bir devlet var. Kim bu? Bizans var arkadaşlar o dönemin en büyük ve en güçlü imparatorluklarından birisi Bizanslı yani diğer bir ismiyle Doğu Roma İmparatorluğu'ydu. Eskiden Roma İmparatorluğu vardı. Roma İmparatorluğu kavimler göçüyle birlikte ikiye ayrılmıştı. İki ayrılmasının ardından Bizans İmparatorluğu yani Doğu Roma İmparatorluğu 395 tarihinde kurulmuştur. Peki hocam bu Bizans'ın Doğu Roma İmparatorluğu'nun merkezi neresi? Merkezi de İstanbul'du ve Orta Çağ boyunca varlıklarını sürdürmeyi başarmışlardır. Peki ne zamana kadar varlıklarını sürdürdüler? Tabii ki de İstanbul'u fethi olan 1453 tarihine kadar varlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Doğu topraklarına baktığımızda ise şu bölgeyi kontrol altına alacak bir devlet var arkadaşlar. Bu devletin adı Sasani İmparatorluğu'dur. Sasaniler de monarşiyle yönetilmiş bir imparatorluk olarak karşımıza çıkıyor. Eskiden Pers diye bir devlet vardı burada. Pers devlet geneliğini devam ettirmiştir Sasaniler. Sasaniler'de devletin başında bulunan krala ne isim veriliyordu? Şehin Şah adı veriliyordu. Yani kralların kralı ismi veriliyordu. Peki hocam Sasaniler ne zaman ortadan kalktı? Hazreti Ömer döneminden sonra arkadaşlar güç kaybetmeye başlayacaklar. Çünkü İslam dünyasıyla yaptıkları savaşları kaybedecekler. Hatta bu savaşların ismini de yazayım. Birincisi Kadisiye, İkincisi Celula Savaşı, üçüncüsü ise Nihavend Savaşı'dır arkadaşlar. Bu üç savaşı yaptıktan sonra Sasani'ler güç kaybetmeye başlayacak ve bir süre sonra ortadan kalkacaklar. Sasani İmparatorları yani şeyh şahlar tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak görev yapmışlardır. Demek ki Sasani'lerde krallar tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul ediliyormuş. Haritamıza baktığımızda Orta Asya'da Çin ve Göktürk Devletinin kurulduğunu da görüyoruz. Ama burada büyük bir imparatorluk daha doğacak. Bu imparatorluğun adı Moğol'dur arkadaşlar. Moğol İmparatorluğu bu toprakların tamamına yakınını ele geçirerek burada çok büyük bir imparatorluk kurmuştur. Hocam Moğolların kurucusu kimdi? Timuçin'di arkadaşlar. Temuçin olarak da bazı kaynaklarda yazar. Timuçin dediğimiz kişi Türk Moğol boyları tarafından seçiliyor ve Cengiz Han adını alıyor. Peki hocam bu Cengiz Han ne yapıyor? Moğol boylarının tamamını bir araya toplayarak büyük bir imparatorluk kuruyor. Cengiz Han o kadar büyük bir imparatorluk kuruyor ki, o kadar büyük bir korku imparatorluğu kuruyor ki buradaki toprakların tamamını kısa bir zaman içerisinde ele geçirmeyi başarıyorlar. Bunların dini inançları da şamandı ve ülke yönetiminde dinin etkisi oldukça fazlaydı. Peki hocam sadece bu devletler mi var? Hayır, burada mesela İslam devleti var. Burada Hindistan var. Zaten burada Çin ve Göktürk devletinin olduğunu da söylemiştik. Orta Çağ'da döneme damgasını vuran devletler kısaca bu şekildeydi. Peki hocam bu sayfadan nasıl soru çıkar? Gelin şimdi de onu çözelim. Şimdi bize bir harita verilmiş. Diyor ki: "Bu haritaya göre Mol Devleti hakkında aşağıdakilerden hangisi öncelikle beklenir?" diyor. Şimdi Mol Devleti'nin topraklarına baktığımızda çok geniş toprakları olduğunu görüyoruz. O zaman bu kadar geniş topraklar varsa birçok milleti de kendi toprakları içerisinde barındırıyor diyebilir miyiz? E tabii ki de diyebiliriz. O zaman birçok millet burada yaşıyorsa e, Moğollar için imparatorluk adını verebiliriz. O zaman Şıklar'da imparatorluğu bulmamız lazım. Şimdi federatif diyor hemen eleyeceğiz. Çok uluslu bir ülke olması. Çok ulusluysa biz buna imparatorluk adını veriyoruz. O halde aradığımız cevabı B seçeneğinde bulmuş olduk. Şimdi de orta çağda gücün meşruiyet kaynağı ve maddi kaynaklarına bakalım. Yani bu devletler güçlerini nasıl meşrulaştırıyorlar? Güçlerini nereden alıyorlar? Bu devletlerin geneli dinden alırlar arkadaşlar. Tanrı'dan güçlerini alırlar. O halde orta çağda kurulan devletler, hükümdarlar güçlerini arttırabilmek ve sözlerinin daha geçerli, daha dinlenilebilir hale getirebilmek amacıyla güçlerini dinden yani tanrısal nitelikli aldıklarını söyleyebiliriz. Şimdi diyelim ki ben kral olarak ortaya çıktım ve insanlara diyorum ki hadi benim sözümü dinleyin. Bu adamlar diyecek ki senin sözünü neden dinleyeyim? Eğer ben gücümü dinden, tanrıdan alıyorsam o zaman insanlar ne yapacak? Benim sözüme itaat edeceklerdir. Peki hocam bütün devletler gücünü Tanrı'dan mı almıştır? Değil ama büyük çoğunluğu Tanrı'dan almıştır. Doğu Roma İmparatorluğuna baktığımızda dönemin en büyük ve en güçlü imparatorluklarından birisi olduğunu görüyorduk. Batı Roma İmparatorluğu çok uzun süre yaşayamamış ama Doğu Roma İmparatorluğu oldukça uzun bir süre yaşamlarını sürdürebilmiştir. Uzun ömürlü olmasında coğrafi durumunu korunması ve uygulamış olduğu yöntemler de etkili olmuştur. Doğu Roma İmparatorluğu da o dönemki birçok devlet gibi mutlakiyetle, mutlak monarşiyle yönetilmiştir. Orta çağ boyunca varlıklarını sürdüren Roma İmparatorluğu 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul Fethi ile beraber ortadan kalkmıştı. Şimdi Çin'e baktığımızda ise Çin'de başta bulunan imparatorlar güçlerini meşru hale getirebilmek amacıyla bir inanç ortaya atmışlar. Demişler ki göklerin vekili görüşünü ortaya atmışlar. Yani başa geçen imparator göklerin vekili olarak başa geçermiş. Yani gücünü Tanrı'dan almıştır. O halde e, Çin hükümdarları bu düşünceyle birlikte güçlerini meşru hale getirmişlerdir. Şimdi Sasanilere baktığımızda o adamlar da Pers devlet geleneğini devam ettirmişlerdi. Monarşi ile yönetiliyorlardı. Sasanilerde de başta bulunan kral yani Şeyhinşah, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak görev alıyordu. E o zaman Tanrı'nın temsilcisi isen herkes senin sözünü dinler mi? Dinler tabii ki de. Hatta mesela bu adamlarda paralar vardı. Paraların bir yüzünde kral vardı. Paranın diğer yüzünde ise kutsal ateş vardı arkadaşlar. Parada bile dinsel ifadeler vardı. Demek ki başta bulunan şeyin şahlar yani kralların kralları varmış. Bu adam Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul ediliyormuş. Şimdi Moğollara baktığımızda bu adamlarda sert bir coğrafya üzerinde karasal iklimin, sert karasal iklimin hüküm sürdüğü bir coğrafyada yaşamışlardır. Bunların dini inanışlarında da şamanizm vardı ve şamanizm ülkenin devlet yönetiminde oldukça etkili olmuştur. Moğolların kurucusu olan Temürçin yani Cengiz Han gök tanrı tarafından seçildiğine inanılıyordu. Şimdi düşünseniz arkadaşlar Cengiz Han var ve tanrı tarafından seçilmiş. O zaman insanlar ne yapacak? Tabii ki de ona biat edecekler. Onun her dediğini yerine getirecekler. Neden? Tanrı tarafından seçildiğine inanıldığı için. Şimdi Emevilere baktığımızda Emevi soyundan gelen Muaviye'nin halife olmasıyla İslam tarihinde Emeviler dönemi başlamıştı. Peki hocam Emeviler gücünü nereden alıyordu? Emevi halifeleri gücünü nereden alacak? Tabii ki de halife olduklarında güçlerini halifelikten alacaklardı. O zaman meşruiyetin kaynağı bu dönemde yöneticilerde halifelikti. Ancak Emeviler ırkçı bir politika izledikleri için çok uzun süre yaşamayacaklar ve daha sonra yıkılıp gidecekler. Orta çağda gücün meşruiyet kaynağı bu şekildeydi. Şimdi de Orta Asya'da tarım ve artı ürün konusundan bahsedeceğim. Şimdi geçmiş bilgilerimizi hatırladığımızda eskiden insanlar az üretim yapıyordu değil mi? Kendisine yetebilecek kadar üretim yapabiliyordu. Hatta avcılık ve toplayıcılık yapıyordu. Ancak ardından yavaş yavaş tarım yapmaya başladılar değil mi? Ancak yaptıkları üretim sadece kendi ihtiyaçlarını zorla karşılayabilecek kadar yaptılar. Peki hocam ne zamana kadar? Sulamaya kadar arkadaşlar. Ne zaman ki sulama imkanları gelişti artık sulama ile birlikte ne ortaya çıktı? Artı ürün ortaya çıkmıştır. Çünkü artık sulama olduğuna göre insanlar topraklarını ekecekler, biçecekler, tarım yapacaklar. Sadece kendi karnını doyurabilecek kadar değil elinde fazla ürün, artı ürün de oluşmaya başlayacak. E dolayısıyla bu oluşan artı ürünleri ne yapacaklar? Depolamaya başlayacaklar, depolamaya başlayacaklar ve daha sonra da ticaret başlayacak. Şimdi eskiden bir adam olsun bu adam bir tane küçük bir tarlası olsun. Ancak kendi tarlasını ekebiliyordu ve bu bu da onun evi olsun. Kendi evinde bunu depolayabiliyordu. Ama ne zaman ki artık bu toprakları sulamaya başladılar elinde çok fazla ürün olmaya başladı. Artık bu bunu evinde depolayabilir mi? Hayır. Ne yapacak mesela Sümerler üzerinden örnek vereyim. Gidecek büyük tapınaklardaki depolara yerleştirecek. Şimdi bakın artı ürünün ortaya çıkması, bu ürünlerin depolanmasına ihtiyaç duyulması toplumda tabakalaşma, sınıfla, sınıf ayrımı oluşmasına sebep olacak. Şimdi diyelim ki bu adam geldi, ürününü buraya koydu. E buradaki ürün kaydını kim tutuyor? E din adamı. Din adamı bunun kayıtlarını elinde tuttuğuna göre bir süre sonra din adamı ayrıcalıklı, daha güçlü, kudretli bir insan haline gelmeye başlayacak. Demek ki artı ürün ile birlikte ne ortaya çıkmış? Bir, tabakalaşma ortaya çıktı. Hocam sadece tabakalaşma mı ortaya çıktı? Hayır, aynı zamanda ticaret de artmaya başlamıştır. Hocam ticaret neden arttı? Ellerinde fazla ürün var, e bunu satması gerekiyor, demek ki ticaret de artacak. Bunun dışında da yeni meslekler çıkacak. Yeni meslekler ortaya çıktı. Şimdi diyelim ki bu adam ticaret yapacak olsun. Uzun uzun yollar gidiyor ve buradaki insanla ticaret yapacak. E şimdi buralara neler kuruluyor? E hanlar kuruluyor, kervansaraylar kuruluyor. E burada çalışacak tüccarlara ihtiyaç var. E buradaki yolların güvenliğini sağlayacak karakollara, kolu kuvvetlerine ihtiyaç var. Yani baktığın zaman artı ürün ile birlikte yeni meslekler ortaya çıkmış oldu. Arkadaşlar bakın bu 3 madde bizim sorularda karşımıza gelebilir. Artı ürün olayını anlatır bize. Tabakalaşma ile olan bağlantısı bilmek zorundasın şuradaki ziggurat üzerine anlattığım olayı anla. Ticareti geliştirdiğini, yeni mesleklerin ortaya çıkardığını unutmayacaksın. Şimdi gelin bu sayfada nasıl soru çıkar beraber çözelim. Üreticinin ihtiyacını aşan ürüne artı ürün denir. Bu durum değiş tokuşu ve çiftçi, esnaf, tüccar, din adamı, savaşçı gibi toplumsal oluşumların ortaya çıkarmıştır. Buna göre artı ürünün aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu söylenebilir. Merkezi krallıkların zayıflamasına diyor. Arkadaşlar artı ürün olunca merkezi krallıklar neden güç kaybetsin ki? Sosyal sınıfların ortaya çıkmasına işte aradığımız cevap bu. Hemen aşağıda verdiğim örneği hatırlayacaksınız. Toplumsal sınıf farklılıkların azalmasına diyor aksine arttı. Tüketimin azalmasına diyor aksine tüketim artacak. Devlet teşkilatlanmasının hızlanması bununla da alakası yok. O halde aradığımız cevap B seçeneğiymiş. Sıradaki konumuz toplumsal tabakalaşma. Arkadaşlar hatırlayalım. insanlar arasındaki ekonomik ve toplumsal eşitlik ne kadar çok artarsa toplumsal tabakalaşmada o kadar çok artacak ve insanlar arasında sınıfsal ayrım ortaya çıkacaktı. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda bu dönemde yarı açık bir e, sınıflanma vardı. Hocam yarı açık tabakalaşma, sınıflaşma nedir? Bu tabakalaşmalarda tabakalar yani sınıflar arasında geçiş var ancak katı kurallara bağlıdır bu. Bakın soylular var, din adamları var, burjuvalılar var, köylüler var. Bu sınıflar arasında geçişler olabilir. Ancak bu geçişler o kadar kolay değil. O yüzden yarı açık tabakalaşma diyoruz. Hocam bir tane örnek verebilir misiniz buna? Şimdi diyelim ki halktan birisi çıktı. Savaşta böyle büyük yetenekler gösterdi. Cesaretiyle ön plana çıktı. Ve kral dedi ki arkadaş bundan sonra seni ben şövalye ilan ediyorum. Bunu yapabilir. Ya da halktan bir adam çıktı, krala oldukça fazla para kazandırdı. Kral bu adama soyluluk ünvanı verebilir. Yani bu adam kendi isteğiyle bir üst tabakaya geçmesi imkansız arkadaşlar. İşte sınava gireyim de bak, e, bir üst tabakaya geçin. Böyle değil. O yüzden biz buna yarı açık tabakalaşma diyoruz. Ama Hindistan'da da kapalı tabakalaşma vardır. Yani kas sistemi var arkadaşlar burada. Hocam kas sistemi nedir? Bakın burada sınıflar var. Mesela köleler var, vasyallar var, çalışanlar var, askerler var, din adamları var. Bu tab tabakalar arasında herhangi bir geçiş ya da inme söz konusu değildir. Diyelim ki bu tabakada doğdun, ölene kadar buradasın. Diyelim ki burada doğdun, yine burada öleceksin. Şimdi burada doğdun bir çocuğun oldu, bu çocuğun da bu tabakada yer alır. Yani sınıflar arasında herhangi bir etkileşim söz konusu olamıyordu arkadaşlar. Peki hocam Hindistan'daki bu kas sistemi neye sebep olmuştur? Hindistan'da merkezi otoritenin zayıflamasına sebep olmuştur. Hatta merkezi otorite o kadar zayıf ki Hindistan çok uzun yıllar boyunca başka devletlerin sömürgesi altında kalmıştır. Bakın arkadaşlar burayı yıldız atıyorum soruların içerisinde bu merkezi otorite bağlantısını sorabilirler. Şimdi gelin bu sayfada nasıl sorarlar sorumuzu çözelim. Kas sistemi içerisinde ifade edilen bir kişinin toplumsal konumunun yaşamı boyunca belirlendiği toplumsal bir düzendir diyor. İfadesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz? A şıkkına baktığımızda bir daha terk edemeyeceği bir kas sistemi içerisinde olduğunu. Bakın burada zaten terk edemeyeceğini söylemiştik. İçinde doğduğu kasta eş seçebileceği ve bu kas içerisinde öldüğü diyor. Hep aynı yerde kalıyor ve orada ölüyor. Doğru. Kaslar arasında geçiş olmadığı. Bu da doğru. D şıkkına baktığımızda içine doğduğu kasın dini öğretileri yerine getirirse çıkabileceği diyor. Bakın arkadaşlar hiçbir şart ve koşulda yer değiştiremezdi ama burada değiştirebileceğini söylüyor. E yanlış olan seçenek tabii ki de D şıkkı olacak. Toplumsal tabakalaşma konusu da bu şekildeydi. Orta Asya'da ticaret konusunda bazı kavramları var. Şimdi bu kavramlar nelermiş? Üzerine biraz konuşalım. Şimdi kahrumu gördüğümüzde Asurlar aklımıza gelmesi gerekiyor. Asurlu tüccarların ticari işlerini gördüğü yerlerde bu kahrumlar unutmayacağız. Agoralar ise ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği, işte kent meydanı olabilir, çarşılar, pazar yerleri biz buralara e, Agora diyoruz. Günümüzdeki şeye benziyor değil mi? Böyle alışveriş merkezlerine benzetebiliyoruz. Arasa'ya baktığımızda ise, aynı esnaf grubuna ait dükkanların bir arada bulunduğu yerdir. Mesela balıkçılar çarşısını düşünün ya da bir sokakta tamamen e, ayakkabıcılar çarşısı olduğunu. Aynı esnaf grupları varsa biz buna arasta adını veriyoruz. Han ise kervanların ve yolcuların konaklama yaptığı yerlerdir. Dinlenme tesisi olarak düşünebilirsiniz. Ribatlar ise sınır bölgelerinde kurulan askeri amaçlı gözetleme merkezleridir. Bakın normalde askeri amaçlı kurulmuş ama zamanla ticaret merkezi haline geliyor. Şimdi diyelim ki burası Türkiye devletinin sınırları. Sınırlara kuleler kuruluyordu arkadaşlar. Gözetleme kuleleri yapılıyordu. İlk başta gözetleme amacıylaymış. Ama zamanla bu kuleler ticaret merkezleri haline gelmeye başlamış. Kervansaraylara baktığımızda ticaret yolları üzerinde bulunan konaklama tesisleridir. Şimdi diyelim ki burası benim ticaret güzergahım ve bu yollar üzerinde bazı dinlenme yerleri var. İşte buralara biz kervansaraylar adını veriyoruz. Hatta Selçuklular da 3 gün boyunca Osmanlı Devleti'nde burada ücretsiz konaklayıp yiyip içebiliyorduk. Bedelsizden ise çeşitli eşyaların satıldığı kapalı çarşıdır. E günümüzde İstanbul'da bulunan kapalı çarşıyı buraya örnek olarak verebiliriz. Peki hocam bu sayfadan nasıl sorarlar? Hemen bakıyoruz. Günümüzde İstanbul Manifaturalar Çarşısı gibi bazı mekanlarda kumaş ve bunun benzeri ürünlerin satıcıları yani aynı işi yapan, aynı işi yapan esnaf bir arada toplanmıştır. Eskiden de bu tür oluşumlar Türk İslam dünyasında görülmüştü. Bakın aynı işi yapıyorsa, aynı satıcılar varsa bizim aklımıza neresi geldi? Bakın hemen aynı esnaf grupları varsa. O halde zaten doğru cevabımızı B seçeneği arasında da bulmuş olduk. Orta çağda ticaret kavramları bu şekildeydi. Şimdi de Orta Çağ'ın en meşhur ticaret yollarından bahsedeceğiz. Kürk yolu, İpek yolu, Baharat yolu ve Kral yolundan bahsedeceğiz. Öncelikle Kral yoluna bakalım. Bakın sarı renk ile gösterilen yol Kral yoludur. Batı Anadolu'da bulunan Sardes'ten başlamış, Pers'te bulunan Susa Ninova'ya kadar uzanmış bir ticaret yoludur. Bu yolunun yapımında Persler ve Lidyalılar önemli bir rol oynamıştır. Demek ki bir ucu Batı Anadolu'dan başlamış Sardes'ten, diğer ucu Ninova Pers'e Polis'e kadar uzanıyormuş. Doğu ile Batı arasındaki ticari ilişkileri kolaylaştıran bir ticaret yoludur. Bu yol sayesinde hem Lidyalılar hem de Persler oldukça zenginleşmişlerdir. İpek yoluna baktığımızda ise Çin'den başlar arkadaşlar, Anadolu'ya doğru gelir ve iki kola ayrılır. Bir kolu kuzeyden, diğer kolu ise Anadolu'nun içerisinden nereye ulaşır? Avrupa'ya. Demek ki Çin'den başlıyormuş, iki kol halinde Avrupa'ya doğru uzanıyormuş. Demek ki Avrupa dünyası ile Doğu dünyası arasındaki ticari ilişkileri ve kültür alışverişini sağlayan en önemli yol bu yoldu. İpek Yolu o kadar önemli ki arkadaşlar Türkler, Çinliler, Moğollar, Farslar, Araplar, Ruslar birçok devletin mücadelesine sebep olmuştur. Bu yol o kadar önemli ki bu yolu ele geçiren zengin oluyor. Hocam bu yola neden İpek Yolu demişler? Şimdi değerli ürünler satılıyor. Bu değerli ürünlerin başında ipek geldiği için bu yola İpek Yolu adını vermişler. Bir sonraki ticaret yolumuz ise baharat yolu. Bakın Hindistan'dan başlıyor. O da iki kol halinde. Bir kol aşağıdan diğer kol ise Kızıldeniz üzerinden yine gemiler aracılığıyla en son olarak Avrupa'ya ulaşan bir ticaret yoludur. Bu ticaret yolu üzerinde önemli baharatlar satıldığı için baharat yolu denilmiştir. Hocam baharatları ne için kullanıyorlar? Yemekleri tatlandırmada kullanıyorlar. İlaç yapmada kullanıyorlar. Yemeklerin bozulmaması için, saklanması için kullanıyorlardı. Ama o dönemde insanlar fakir olduğu için daha çok bu ticaret yollarını zengin insanlar kullanabiliyordu. Öyle baharata herkes ulaşamazdı arkadaşlar. Orta çağın en önemli ticaret yolları bunlardı arkadaşlar. Peki hocam bu yollar önemini hangi olaya kadar sürdürmüştür? Coğrafi keşiflere kadar sürdürmüştür. Ne zaman ki coğrafi keşifler yapıldı artık bu ticaret yolları kullanılmaz hale geldi. Çünkü yeni ticaret yeni ticaret yolları bulundu ve bu yollar artık kullanılmamaya başlandı. Orta Çağ'daki ticaret yolları bu şekildeydi. Şimdi de gelelim Orta Çağ'da ordu konusuna. Öncelikle Avrupa coğrafyasından bahsedelim. Avrupa coğrafyasında ordu ne durumdaydı? Şimdi arkadaşlar Avrupa'ya baktığımızda burada şövalyeler var, e, okçular var. Genellikle kara savaşlarında şövalyeleri ve Avrupa'da e, okçuları kullanıyorlardı. Ancak siyasi birlikten yoksun olan Avrupa'da ordular küçük oldukları için uzun süreli seferler düzenleyemiyorlardı. Ayrıca disiplin yönünden zayıf olan Avrupa'da vasallar her fırsatta kralın otoritesine karşı ne yapıyormuş? Karşı çıkıyormuş. Kimmiş bunlar? Vasallardır arkadaşlar. Demek ki Avrupa'da şövalyeler var, okçular var, vasallar varmış. Siyasi birlikten yoksun oldukları için uzun süreli güçlü mücadeleler verecek seferler düzenleyemiyorlarmış. Peki hocam, İngiltere ve Fransa'da durum nasıldı? İngiltere ve Fransa'da ordularında maaş karşılığında asker bulundurmaya başlamışlardır. Böylece Avrupa'da askerlik mesleği ortaya çıkmış arkadaşlar. Askerlik mesleği. Şimdi bakın normalde paralı asker bulunduruyorlar ve bu paralı askerlerin sayısı artmaya başlayınca artık askerlik diye bir meslek ortaya çıkmış. Şimdi biraz da Bizans'tan bahsedelim. Bizans yani Doğu Roma İmparatorluğu'nda. Bizans'ta orduyu biz 3 kısımla ayırabiliriz bir tarafta merkez ordusu var, diğer tarafta eyalet askerleri var, diğer bir tarafta da yardımcı kuvvetler vardı. Hocam sadece bunlar mı var? Hayır bunların yanı sıra ücretli askerler de bulunuyordu. Hatta bir süre Türkler Bizans'ta ücretli askerler yapmışlardı. Hatta 1071'de Malazgirt Savaşı'nın kaderini belirleyen olay da bu şekilde gerçekleşmişti. Değil mi? Bizans'a bulunan ücretli askerler Türklerin tarafına geçerek Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında rol oynamışlardı. Demek ki Bizans'ta 11. yüzyıldan itibaren ücretli askerler ordunun ana unsuru haline geliyor. Bakın normalde 3 aşamadan oluşuyor ama daha sonra ücretli askerlerin sayısı artıyor. Şimdi Orta Asya'ya baktığımızda ise kim var Orta Asya'da? Hem Türkler var hem de Moğollar var arkadaşlar. Peki hocam bunların orduları nasıldı? Genellikle Türklerde de Moğollarda da atlı askerler vardı. Bakın Avrupa'daki askerler, şövalyeler böyle yavaş ağır hareket ediyor ama bizimkiler atlı askerler var, atlı okçu birlikler var. Dolayısıyla hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlardı. Özellikle Türk komutan olan Metehan tarafından onlu sistem kurulmuştu ve bu onlu sistemi Cengiz Han da kullanmıştı. Türklerde ve Moğollarda hareket kabiliyeti yüksek olan birlikler olduğu için savaşları da genellikle kazanabiliyorlardı. Bakın bu taraf yavaş, ağır ama bu taraf daha hafif, daha hızlı, daha güçlü, daha disiplinli askeri birlikler vardı. Son olarak da Bizans'ta lejyon askerler vardı arkadaşlar, lejyonerler vardı. Bunu da ekleyerek orta çağda ordu konusunu kapatıyorum. Peki hocam bu konuda nasıl soru çıkar? Orta çağ medeniyetlerin bazılarında ordular genel olarak piyade, süvari ve savaş arabalı askerlerden oluşuyordu. Bu askerler silah olarak ok, yay, kalkan, mızrak ve kılıç gibi silahlar kullanırlardı. Kuşatmalarda ise mancınık, kule, koçbaşı kullanılan teşhisatlar arasındaydı diyor. Ortaçağ medeniyetlerinin orduları için hangileri ileri sürülemez diyor. Farklı askeri birlikler var mı? Evet bakın farklı farklı askeri birlikler var. O zaman bire ulaştık. Bir olanları eriyebiliriz. Şimdi hafif ve taşınabilir silahlar kullanılmıştır diyor. şimdi baktığın zaman bunlar hafif silahlar mı arkadaşlar? Değil. O zaman ikiye ediyoruz. Kuşatma ve savaşlar ağır zırhlı birliklerden faydalanmışlardır diyor. E baktığınız zaman Mancını, Kule, Koçbaşı e bunlar ağır zırhlı birliklerde. Buna da ulaşıyoruz. O zaman ulaşamadığımız seçenek yalnızca 2. Son konumuz ise Orta Çağ'da hukuk. Hemen Magna Carta ile başlayalım. Arkadaşlar Magna Carta 1215 tarihinde gerçekleşmiş çok önemli bir olaydır. İngiltere'de kralın yetkilerini kısıtlayan ilk belge olarak tarihe geçmiştir. O yüzden Magna Carta'ya e yıldız atıyorum. Şimdi Veda Hutbesi'ne gelecek olursak, Peygamber Efendimizin son hicretiyle beraber gerçekleştirdiği bir konuşmadır arkadaşlar Veda Hutbesi. Bu hutbeyle beraber insanlığa birçok önemli esaslar veriyor. Vermiş olduğu bu mesaj daha sonraki İslam hukukunun oluşmasında temel oluşturuyor Veda Hutbesi. Demek ki Veda Hutbesi İslam hukukunun oluşmasında temel teşkil etmiştir. Önemli. Cengiz Han yasalarına gelecek olursak, Moğol hükümdarı Cengiz Han tarafından hazırlanmış e, kanunlardır bunlar. Yazılı kanunlar değil, sözlü yasalardır. Hocam Cengiz Han bu yasaları oluştururken neyden faydalandı? Eski Türk geleneklerinden faydalandı. Örflerden, adetlerden, geleneklerden Orta Asya'nın temel kurallarını hepsinden faydalanıp bir araya getirip Cengiz yasalarını oluşturdu. Hatta bu Cengiz yasaları Uygurlar tarafından Uygurca yazılmıştır ve bunlar hazırlanırken özellikle de Türk töresinden de faydalanılmıştır. 12 levha kanunlarına baktığımızda ise Roma İmparatorluğu dönemine ait ilk yazılı kanun metnidir. Bu metinler oldukça önemli. Çünkü günümüzde dahi hala geçerli olan çağdaş Avrupa hukukunun temelini atan Roma hukukunun en önemli yer tutan ee, faaliyetlerinden birisidir. Justinianus kanunlarına baktığımızda ise Roma İmparatoru Justinianus tarafından hazırlanmış kurallardır. Bu kanunlarda günümüzde dahi geçerliliğini sürdüren özel hukukun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Justinianus kanunları o yüzden önemlidir. Peki hocam bu konuda nasıl soru çıkar? Bakalım Justinianus kanunlarına göre başkasının sağlığını ve hayatını kötü etkileyecek büyü yapan ölümle cezalandırılır. Cengiz yasalarına göre yalan söyleyen ve sihirbazlıkla uğraşan ölümle cezalandırılır diyor. Yukarıda sözü edilen yasalar hakkında ortak olarak aşağıdaki hangisi söylenebilir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar ölüm cezaları varsa biz bunlara sert kanunlar, sert cezalar adını veriyoruz. Bakalım imparatorların demokratik çabaların sonucunda ortaya çıktığı diyor. Bundan bahsedemeyiz. Farklı coğrafyalara ait olup sert düzenlemeler içerdikleri işte doğru cevabımız bu. Bakın Cengiz ile Justinianus farklı bölgelerde olmasına rağmen sert yasalar, sert kanunları varmış. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Ve gelelim ödüllü sorumuza. Kavimler göçü neticesinde Vizigotlar İspanya'da, Franklar Fransa'da, Angıllar İngiltere'de, Gremenler Almanya'da hakimiyet kurmuşlardır. Böylece Avrupa'nın bugünkü devletinin yapısı oluşturulmuştur diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daha fazla söylenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar ödüllü sorumuzun cevaplarını yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Tüm cevapları eksiksiz bir şekilde tüm yorumları okumaya çalışacağım arkadaşlar.